Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Değerli arkadaşlar bu video serimizde TYT Türkçe ders notlarımızla sizlerle beraber olacağız. Zaman zaman bu ders notlarımızın içinde soru çözümlerimiz de olacak. Tabii örnek cümleler, örnek açıklamalar yapacağız. Bunun yanında bazı videolarımızda da sizleri TYT 3 adım Türkçe test sorularımıza yönlendireceğiz. TYT 3 adım test sorularımız videomuzun üstündeki kartlarda ve oynatma listelerimizde mevcut bulunuyor. Birazdan görüntümü ekrandan alacağım. Çünkü dikkatinizin dağılmamasını istiyorum. Direkt ders notlarına yoğunlaşmanızı, odaklanmanızı istiyorum. Ders notlarımızı izlerken aklınıza takılan sorular olursa aşağıdan yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz. Haydi şimdi ders notlarımıza geçelim. Konumuza geçelim. Bildiğiniz üzere cümle anlamı ve yorumu üniversite sınavında TYT'de çokça sorulan sorularımızdan bir kısmı. Şimdi bu konu üzerinde duralım ve konuyla ilgili ayrıntılara göz atalım. Şimdi sevgili arkadaşlar birinci konumuz cümle anlamı ve yorumuyla ilgili aynı anlama gelen cümleler. Arkadaşlar söyleniş bakımından farklılıklar gösteren ancak anlamı tamamen aynı olan cümlelere biz aynı anlama gelen cümleler diyoruz. Örnek verecek olursak, dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüş, diğeri doğmamıştır cümlesi. Şimdi bunun bir farklı söyleyişine baktığımız zaman, dünyada kusursuz insan yoktur diyebiliriz. Dikkat ederseniz bu iki cümle aynı anlama gelen cümlelerdendir. Bir diğer örneğimize bakalım. Senin yüzünden bu hallere geldik cümlesini bu duruma düşmemizin sorumlusu sensin şeklinde de ifade edebiliriz. Bir diğer örneğimize bakarsak, o yazılarında hiçbir zaman objektif olmadı cümlesini, o yazılarında her zaman öznel bir yaklaşım sergiledi cümlesiyle de ifade edebiliyoruz. Diğer örneklerimize de bakalım. İçinde iyi bir yön bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur cümlesini, az ya da çok her kitapta iyi yönler vardır şeklinde ifade edebiliriz. Gene sesi soluğu kimsenin sesine soluğuna benzemeyen bir sanatçıdır o cümlesini, o özgün bir sanatçıdır ifadesiyle aynı anlama gelecek şekilde söyleyebiliriz. Ve bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak şarttır cümlesini, bilgili biri olmak için çok çalışmak gerekir cümlesiyle aynı anlama gelecek şekilde ifade edebiliriz. Kadınlar zayıftır ama analar güçlüdür cümlesini, analık kadına güç verir şeklinde ifade edebiliriz. Böylelikle aynı anlama gelecek şekilde ifadeyi ne yapabiliriz? Gösterebiliriz, ifade edebiliriz sizlere değerli öğrenciler. İkinci konumuz yakın anlamlı cümleler. Yakın anlamlı cümleler söyleniş ve anlam bakımından farklılıklar gösteren ancak düşünce doğrultusu aynı olan cümlelerdir. Şu örneklerimize dikkat edelim. Eleştirmen geleneksel anlayışın dışına çıkabilmeli, yepyeni tatlar bulabilmelidir cümlesiyle eleştirmen alışılmış güzellikler yanında yeni güzelliklere de yer vermelidir cümlesi birbirine yakın cümlelerdir. Bir başka cümle üzerinde duralım arkadaşlar. Büyük sanatçı kendi görüşlerini bize doğrudur diye kabul ettirebilendir cümlesiyle başarılı sanatçılar anlattıkları konu üzerinde okuyucuyu düşünmeye yönlendirir cümlesinde de aynı durumu gözlemliyoruz. Bir diğer örneğimize bakalım. Büyük acılar kadar insanı olgunlaştıran bir şey yoktur cümlesini insan acı çekmedikçe hayata gerçekçi bir bakışla bakamaz cümlesiyle karşılaştırdığınız zaman yakın anlamlı olduklarını göreceksiniz. Değerli arkadaşlar, bir başka konu bu genel konumuzun içinde yargı, hüküm cümleleridir. Yargı yani hüküm cümlesi dediğimiz zaman doğruluğu ve yanlışlığı söz konusu olabilen her cümle bir yargıdır. Burada dikkat edin, doğruluğu ve yanlışlığı diyoruz. Bir cümle doğru da olabilir, yanlış da olabilir ifade ettiği anlam. Eğer ifade ediliyorsa bu anlam bir yargı ifade ediyor demektir. Dolayısıyla bu anlamda söz konusu olabilen, doğruluğu ve yanlışlığı olabilen her cümleye biz yargı cümlesi diyoruz. Bunu da kendi içinde çeşitlere ayırıyoruz. Birincisi öznel yargı. Arkadaşlar öznel yargı dediğimiz zaman doğruluğu kişiden kişiye değişen yargılardır. Öznel yargılarda kişisel görüşler, duygu, düşünce, beğeni ve yorumlar söz konusudur. Bunlar kanıtlanamayan yargılardır. Sebebi nedir? Çünkü kişiden kişiye ne yapmakta? Değişmektedir. Mesela yazarın bu kitabı da diğerleri gibi yaşama sevinci veriyor insana cümlesi bir öznel cümledir. Kime göre? Bu cümleyi söyleyen kişiye göre. Gene
dilimizin yalınlaşması yolunda özverili çalışmaları var cümlesi de hakeza öznel cümledir. Hadi diğer cümlelere de bakalım. Dünyayı yaşanılır kılmak hepimizin ortak amacı olmalıdır. Güzel bir şiirin bizi bambaşka dünyalara götürdüğünü hiçbirimiz yadsıyamayız. Edebiyat, toplumsal faydayı değil, güzelliği amaçlamalıdır. Eylül, psikolojik roman türünün başarılı ilk örneğidir. Bu eseri okuyup da etkilenmeyecek kimse yoktur. Cümleleri öznel cümlelerdir değerli arkadaşlar. Ekranda görüyoruz. Diğer cümlelerimiz de öznel cümleler olarak bizi karşılıyor. Bunları da notlarınız arasına alabilirsiniz. Gelelim bir diğer yargıya, nesnel yargı. Evet, hüküm, yargı cümleleri anlamına göre duruyoruz cümle konusu üzerinde. Nesnel yargıya gelelim. Nesnel yargı doğruluğu ve yanlışlığı herkes için aynı olan yargıdır. Nesnel yargılarda arkadaşlar kişisel görüşler yani yorumlar yoktur. Bunlar kanıtlanabilir yargılardır. Birkaç örnek üzerinde duralım. Turizm gelirleri geçen yıla oranla %5'lik bir artış göstermiştir. Cümlesinde belirli bir oran, ispatlanabilir bir oran ortaya konduğu için bu cümle nesnel bir cümledir. Dört perdeden oluşan bu oyunda yazar aile bireyleri arasındaki sorunları anlatır. Burada bir tiyatro oyunu ile ilgili ortaya konan bir yargı var. Bu köyde halk hayvancılıkla geçinir. Cümlesi de gene nesnel bir cümledir. Köydeki halkın hayvancılıkla geçindiğini ortaya konan, hüküm koyan bir cümledir. Bir diğer örneğe bakalım. En fazla satılan romanı ilk romanıydı. Olaylar İstanbul'un bir kenar mahallesinde geçiyor. Iğdır'da da kayısı yetişmektedir. Eser kuşak çatışmasını konu edinmektedir. Hikayenin iki kahramanı var. Cümleleri nesnel cümleler olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli arkadaşlar bir diğer konumuz tanımlama. Evet cümle ve cümlede anlam konusunun bir diğer alt başlığı tanımlama. Arkadaşlar bir kavramı bütün öğeleriyle eksiksiz olarak anlatmaya biz tanımlama diyoruz. Ve sevgili arkadaşlar tanım cümlesi nedir sorusunun cevabıdır veya bu nedir sorusunun cevabıdır. Eğer biz cümleye bu nedir veya nedir sorusunu soruyorsak, cümle bize bunu anlatıyorsa, bütün öğeleriyle eksiksiz olarak anlatıyorsa, o zaman sevgili arkadaşlar bu cümle tanım cümlesidir. Sevgili arkadaşlar, tanım cümlesiyle açıklama cümlelerini karıştırmamak gerekir. Mesela, öykü yaşanması mümkün olayların anlatılmasıyla oluşur cümlesi bir tanım cümlesi değildir. Bakın dikkat edin, burada bir açıklama var. Mesela, öykü nedir sorusunu yöneltelim isterseniz. Öykü nedir? Öykü yaşanması mümkün olayların anlatılmasıyla oluşur. Bakın oldu mu? Dikkat edin olmadı. Fark ettiyseniz. Yine bir başka açıklama cümlesiyle tanım cümlesini karşılaştırın. Bakın öykü yaşanması mümkün olayların anlatılmasına dayanır. Bakın burada da gene bir açıklama var. Dikkat ediyorsanız. Burada da tanım değil. Bak bu nedir sorusunu sorduğumuz zaman bize ne yapmıyor? Karşılık vermiyor. Ama bakın şimdi dikkat edin soralım. Bu nedir? Nedir? Öykü nedir? Sorusunu soruyoruz bakın. Öykü yaşanması mümkün olayların anlatıldığı kısa yazıdır veya kısa yazılardır dediğimiz zaman dikkat edin ne yaptı? Bir tanım cümlesi oldu. Bu nedir veya öykü nedir? Nedir sorusunun cevabını verdi. Evet. Bir diğer örneğimize gelelim. Zamir nedir? Soruyoruz bakın. Zamir nedir? Zamir ismin yerini tutan sözcüktür. Bakın dikkat ederseniz hemen ne yaptığı sorumuzun cevabını ve cümlede anlam başlığı altında gözlem cümleleridir. Burada arkadaşlar parçada gözleme yer verilip verilmediği sorulur. Buna görme ile ilgili ayrıntılar göz önünde bulundurularak cevap verilir. Mesela Balkan savaşlarına da katılan Ömer Seyfettin'in yüzünde bu savaşın getirdiği acılar ve saçlarında aklar vardı derken burada bir gözlemi ne yapıyor? Yazarımız aktarıyor. Kimin aracılığıyla? Ömer Seyfettin'e baktığı zaman onun yüzünde Balkan Savaşı'nın acılarını ve saçlarındaki akları ne yapıyor? Gözlemliyor. Gözlemlediği için de cümlesinde bunu ifade ediyor. Bu cümle gözlem anlamı içeren bir cümledir. Devam edelim arkadaşlar. Bir diğer kavram cümlede anlamda aşamalı durum bildiren cümlelerdir sevgili öğrencilerim. Bir durumun iyi ya da kötü aşamalı biçimde değiştiğini bildiren cümleler aşamalı durum bildiren cümlelerdir. Hemen örneklerimize dikkat edelim. Çocuk gün geçtikçe zayıflıyor. Bakın burada zaman aşama
Yani bir tedricen olma durumu var. Çocuğun zayıflama durumu. Hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Gene burada bir aşamalı anlam bildiren bir cümle. Uçak giderek gözden kayboluyor. Dikkat edin, dedim. Giderek gözden kayboluyor. Aşama aşama. Tarımsal üretim yıldan yıla azalmış. Günler gitgide kısalmakta. Okuyordum. Okudukça bilgileniyordum. Bilgilendikçe dünyaya bakışım değişiyordu. Cümlesinde de arkadaşlar, burada da bir sıralı cümle var. Dikkat edin. Burada da aşamalı bir biçimde cümlede anlam ifade ediliyor. Şimdi iki örneğimiz var. Bu iki örneğimizde aşama yok. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Borsa endeksi her gün değişiyor. Burada aşama yok arkadaşlar. Burada günlük değişimden ifade ediliyor. Burada ekonomik anlamda borsanın günlük değişiminden bahsediyor. Bu cümlemizde aşamalı bir değişim yok. Hastanın günü gününe uymuyor. Yine burada da aşamalı bir değişim yok arkadaşlar. O gün içindeki olan bir durumu farklı zamanlar çerçevesinde bize ne yapıyor? Aktarıyor. Bu konuya da dikkat edelim. Bir diğer cümle çeşidimiz karşılaştırma cümleleri arkadaşlar. Cümlede anlam. İki varlık ya da iki durumun benzer ya da zıt yönlerden karşılaştırılmasıdır. Bu tür cümlelere biz karşılaştırma cümlesi diyoruz. Arkadaşlar karşılaştırma cümlelerinde ya iki varlık ya da ikinci varlığa işaret eden bir sözcük bulunmalıdır. Bu cümleye dikkat edelim. Karşılaştırma cümlelerinde ya iki varlık ya da ikinci varlığa işaret eden bir sözcük bulunmalıdır. Örneklerimize bakalım. Sevgiyle büyümüş çocuklar daha başarılı oluyor. Bir diğer cümlemiz. Dünkü yarışmada en uzun boylusu birinci oldu. Ünlü mahpushanelerinde Anadolu'nun en çok Çukurovalılar mahpustur cümlesinde de gene bir karşılaştırma görüyoruz arkadaşlar. Devam edelim örneklerimize. Bisikletim benden çok senin işine yaradı. Maupassant klasik hikayede öncü sayılırken Çehov modern hikayede öncü sayılmaktadır. Dikkat edin burada bir karşılaştırma yapılarak gene karşılaştırma anlamı veren bir cümle kullanmış. Şimdi karşılaştırma anlamı olmayan iki örnek göstereceğiz. Ben çalışkan bir insanım derken burada bir karşılaştırma yok. Kişinin kendini başarılı, çalışkan olduğunu yargı, hüküm bildiren bir cümleyle ifade edişi var. Dikkat edin farklı bir varlık veya durumla ne yapmıyor? Karşılaştırmıyor. Gene bu oda geniştir derken bir yargı, hüküm bildiren cümle kullanmış ama karşılaştırma yok. Farklı bir odayla veya salonla bir karşılaştırma yapmamış. Arkadaşlar bir diğer konu yorum bildiren cümlelerdir. Yorum cümleleridir. Bu da cümlede anlam konusu içindeki bir başka başlık. Cümleyi söyleyenin sözünü ettiği konu hakkında kendi görüşlerini ortaya koymasına biz yorum cümlesi veya yorum diyoruz. Yorum öznel niteliktedir. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla her öznel nitelikli cümle eğer yorum içeriyorsa aynı zamanda yorum anlamı da içinde bulunduğundan yorum cümlesi olarak nitelendirilebilir. Öyle mahzun ve esrarlı gözlerin, yanık türkülerin, kınaların. Bakın dikkat edin burada bir yorum ve öznellik ön planda. Devam edelim. Rüzgar uyuyan suları uyandırırken yüce dağlarda farklı bir metanet var. Mısralarında da bu yorumu görüyoruz. Bir başka cümleye bakalım. Dağlarca büyük soluklu şairlerden biridir derken burada bir yorum yapıldığını görüyoruz. O yorgun değil atik, gösterişli değil büyüktür. Bir diğer cümlemiz. Çok fakir olmasaydı ekmek kuyruğuna girer miydi? Bir diğer cümlemiz. Bir ince bahara uzanırız hatıranın güneşli balkonundan mısralarında gene bunu görüyoruz ve devam edelim. Koymuştu kılıcını içine kınının, yürüyordu arasında sevgili halkının. Burada da ÖSS 1999 yılında sorulan bir beyti görüyoruz. Yorum cümlesi olarak değerli öğrenciler. Ve devam edelim sevgili öğrencilerim. Nedense küçük istasyonlar bana buruk yalnızlıklar yaşatır mısralarında gene bunu görüyoruz. Ve yorum olmayan benzeri bir cümleye bakalım. Bu küçük istasyonlardan yaz kış ayrılmayan bir memur vardır derken burada yorumdan ziyade bir yargı olan bir durumu, nesnel bir yargıyı ne yapıyor? Ön plana koyuyor. Bu cümlemizde yorum yok, bir karşılaştırma yapmak gerekirse. Arkadaşlar bir diğer konumuz cümlede anlamda değerlendirme cümleleridir. Değerlendirme anlamı olan içeren cümlelerdir. Bir sanat eserinin, sanatçının ya da herhangi bir durumun iyi ya da kötü yönlerini ortaya koymaya veya özelliklerini belirlemeye değerlendirme denir arkadaşlar. Değerlendirme belli bir varlığa yöneliktir. Genel kural niteliği taşımaz. Aynı zamanda değerlendirme öznel de olabilir arkadaşlar, nesnel de olabilir. Önemli olan bu iki hususu unutmuyoruz. Değerlendirme belli bir varlığa yöneliktir. Unutmayalım. Genel kural niteliği taşımaz. Değerlendirme öznel de olabilir, nesnel de. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım.
Aklına gelen her şeyi söyleyen insanların sonu budur işte. Yazarın anlatımında bir tek düzelik ve kuruluk görülüyor. Yazar sürekli gerilimler yaratarak okurun ilgisini hep canlı tutuyor. Sanatçının başkalarını taklit etmesi eserlerinin özgünlüğüne gölge düşürmüş. Tevfik Fikret, çocuklar için yazdığı şiirlerinde heceyi başarıyla kullanmıştır. Saçlarımızı ağartan zaman onun sanatını ve kalemini çok daha işlek ve verimli hale getirdi. Şiirde hiçbir kural tanımaması şiirlerinin hiçbir şeye benzememesine yol açıyor. Şimdi değerlendirme anlamı içermeyen iki cümle paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir gazetede çalışmadığı zamanlarda bile çeşitli yayın organlarına yazılar yazdı. Dikkat ederseniz bu cümlede değerlendirme yok. Benzer bir cümleye bakalım. Romancı toplum değerlerini göz ardı etmemelidir. Dikkat edin, burada bir açıklama, bir yargı bildiren cümle ortaya konmuş. Dolayısıyla bu iki cümlemizde dikkat edin, bir değerlendirme yapılmamış. Bunu da dikkatinize sunmak için ekranda kırmızıyla gösterme gereği duydum. Devam edelim arkadaşlar. Bir başka cümlede anlam konusu ile ilgili cümle çeşidi eleştiri, yani tenkit cümleleridir. Arkadaşlar, bir olay, durum, varlık ya da kişi hakkında olumlu ya da olumsuz görüş bildiren cümlelere eleştiri cümleleri denir. Değerli arkadaşlar, eleştiri öznel de olabilir, nesnel de olabilir. Mesela, filmdeki bazı uzun diyaloglar filmin güzelliğine gölge düşürmüş cümlesinde bir olumsuz eleştiri var. Bakın, filmin güzelliğine ne yapıyor? Gölge düşürüyor. Bu bir olumsuz yargı. İşini bu şekilde titiz yapması başarılı olmasını sağlıyor cümlesinde ise bir olumlu yargı, olumlu eleştiri söz konusu. Değil mi? Bakın, başarılı olmasını sağlıyor, sağlamak. Bu gidişle bir yere varamazsın cümlesinde de bir olumsuz eleştiri görüyoruz. Yazar eserinde yabancı sözcüklere yer vererek eserin anlaşılmasını engellemiş. Dikkat edin, engellemiş olması olumsuz bir yargı. Dolayısıyla bu cümlede olumsuz bir eleştiri içermekte. O giyimiyle, konuşmasıyla, cömertliğiyle dört dörtlük bir insandır cümlesinde ise bir olumlu eleştiri söz konusu. Neden? Dört dörtlük bir insan olması, değil mi? Bu bir aynı zamanda deyim niteliği de taşır. O insanın iyi özelliklerinin, olumlu, güzel özelliklerinin ön planda olduğunu ifade ediyor ki burada cümlede zaten cömertlik yönü, giyimi, konuşması ön plana çıkarılarak onun dört dörtlük olduğuna ne yapılmış? Bir delil olarak gösterilmiş. Dolayısıyla olumlu bir eleştiri yapılmış. Olumsuz bir eleştiriyi görüyoruz. Burnu havada biri olduğu için herkesi küçümserdi cümlesinde. Bir diğer olumsuz yargı eleştiri ifade eden cümleye bakalım. Ödevlerini yine baştan savma yapmışsın ifadesinde de cümlesinde de olumsuzluğu görüyoruz. Ve yazar son romanında anlatım bozuklukları yapmış ifadesinde de olumsuz bir yargı ama nesnel açıdan ne yapmış? Eleştiri gerçekleştirmiş. Çünkü burada eleştirel olarak esere baktığı için romandaki anlatım bozukluğu olan cümlelerini ortaya koymuş. Bu da hem olumsuz bir eleştiridir ama aynı zamanda nesnel bir eleştiri olarak karşımıza çıkıyor. Var olanı olduğu gibi aktardığı için. Arkadaşlar, bir diğer cümle ve anlam konusuyla ilgili cümle çeşidimiz olasılık ve tahmin cümleleridir. Bir durum ya da olay hakkında tecrübeye ya da gözleme dayalı akıl yürütme cümleleri olasılık veya tahmin cümlesi olarak ifade edilir. Örnek, sesler kesildi, ders zili çalmış olmalı cümlesinde dikkat edin bir olasılığı ve bir tahmini ifade ediyor. Niye? Çünkü sesler kesildi. O zaman öğrenciler ne yaptı? Derse girdi. Girdi. Bunu ne yapıyor? İfade ediyor, tahmin ediyor, bir olasılık olarak ortaya koyuyor. Belki de sanatçılar gelecekte aynı şeyleri yazmayacak. Genç öykücüler yetkin ürünler ortaya koymayabilir. Müzikle çok uğraşmaktan olmalı, her şeyde müzikal bir yön arıyor. 2 gün sonraki toplantıya katılamayabilirim. Ferit bugün işe gelmedi, herhalde hastalandı. Bu kitabı okursan sınavda başarılı olabilirsin. Galiba sen de hastalanmıştın. Duygu arkadaşlarıyla oynamaya gitmiş olmalı. Annem meraktan patlıyordur şimdi. Cümlelerinde arkadaşlar olasılık ve tahmin anlamlarını görüyoruz. Değerli arkadaşlar, sezgiye dayalı tahmin cümleleri de vardır. Mesela üniversite sınavlarında çıkan bazı cümlelere bakalım. 1990 yılında sorulmuş sorulardan örnekleri şimdi paylaşıyorum. Bu olayın böyle sonuçlanacağını ben çok önceden anlamıştım cümlesinde sezgiye dayalı bir tahmin cümlesi görüyoruz. Gene nasıl bir mutluluk içinde bulunduğu gözlerinden okuyorum
cümlesinde de gene Sezgi'ye dağlı tahmin cümlesi var. Bu konuyu onun yanında rahatça konuşabileceğimi sanıyorum. Paraya düşkün biri olduğunu konuşmalarından çıkarmıştım. Cümlelerinde de gene Sezgi'ye dayalı tahmin cümlesi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve 2000 yılında sorudan alınan bir cümle. Bu durum burada eski bir Zeus tapınağının bulunduğu yolundaki düşünceleri daha da güçlendiriyor cümlesinde. Gene Sezgi'ye dayalı bir tahmin cümlesi bizi karşılıyor değerli arkadaşlar. Ve değerli arkadaşlar bir başka konumuz cümlede anlam ifade eden cümlelerden varsayım cümleleri. Sevgili arkadaşlar, gerçekleşmemiş bir işin ya da durumun bir an için gerçekleştiğini düşünmektir varsayım cümleleri. Cümlelere varsayım anlamı katmak için arkadaşlar, tut ki, diyelim ki, varsayalım ki, mesela farz edelim veya farz edelim ki, bir an için düşün gibi sözlerle varsayım anlamı kazandırılır. O zaman bir cümlenin içinde arkadaşlar tut ki, diyelim ki, varsayalım ki, mesela farz edelim ki veya farz edelim bir an için düşün gibi kalıpları görüyorsak arkadaşlar o zaman bu cümleler varsayım cümleleridir. Bunu lütfen unutmayalım. Şimdi örneklerimize bakalım. Diyelim ki aracınız otoyolda arızalandı. Varsayalım ki akşama kadar durmadan çalıştınız. Adamı buraya kadar getirdiğimizi düşünelim. Bir an için sınava girmediğini düşün. Bizi seninle görüşmüş say. Cümlelerinde bir varsayım görüyoruz ve bu cümlelere de varsayım cümlesi diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar cümlede anlam konusunda bir diğer cümle çeşidi neden sonuç ilişkisi bildiren cümlelerdir. Bir eylemin hangi nedenle yapıldığını bildiren cümlelerde neden sonuç ilişkisi vardır arkadaşlar. Bunlar gerekçenin de belirtildiği cümlelerdir aynı zamanda. Hemen örneklerimize bakalım. Sorumsuzca davrandığından son işinden de atıldı. Kendimi kötü hissettiğim için biraz uzanmak istedim. Sinirimden gözüm kimseyi görmüyor. Her gün gönlüm ister seni görmeyi, korkarım arada söz olur diye. Oda sıcak olmalı ki pencereyi açmışlar. Gevezeliğinden dolayı sınıftan atıldığı için ağlıyordu. Hastalandığından okula gelememiş. Matbaanın bulunmasıyla okuma yazma oranı artmış. Hediye almadık diye bize kızmış. Sinemaya gidemeyince çok sinirlendi. Okumayı çok severdim. Haftada en az bir kitap okurdum. Burada arkadaşlar birinci cümle neden, ikinci cümle ise sonuçtur. Aldığım hiçbir ödülün üzerimde şaşırtıcı bir etkisi olmadı. Hepsi bilinçli olarak yaptığım çalışmaların sonucuydu. Cümlesinde de ikinci cümle neden, birinci cümle sonuçtur. Arkadaşlar gelelim bir diğer cümlede anlam içeren konumuza amaç sonuç ilişkisi bildiren cümlelere. Arkadaşlar eylemin hangi amaçla yapıldığını bildiren cümlelerde amaç sonuç ilişkisi vardır. Örneklerimize bakalım. Ulusal zevki bulmak için halka yönelmişlerdi. Yazılıya çalışmak üzere kütüphanede buluştular. Bu çiçekleri ortam güzelleşsin diye dizdim. Bu bizi birbirimize düşürmek maksadıyla söylenmiş bir sözdür. Her gün balık tutmaya geliyorum buraya. Yemek yapmak için erkenden evine gitti. Sevgili arkadaşlar burada size özel bir bilgi vermek isterim. Şimdi neden sonuç cümlelerinde genellikle dığından sonra dığından ekiyle yapılan bir yapı görüyoruz. Mesela bakın sorumsuzca davrandığından son işinden de atıldı şeklinde ifadelerde veya deyim için dığından ifadeleri genellikle neden sonuç bildiren cümlelerde karşımıza çıkıyor. Amaç sonuç cümlelerinde ise mak için şeklinde gelen ifadeler genellikle amaç sonuç cümleleri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu iki ifade ettiğim husus aklınızın bir köşesinde bulunsun. Gelelim bir diğer konuya. Koşula bağlı, şarta bağlı cümleler. Şart anlamı içeren, şart anlamı koşula bağlı anlam içeren cümleleri. Değerli arkadaşlar, eylemin gerçekleşmesinin bir şarta bağlanması bu cümlelerin içeriğinde olan husustur. Eğer eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlanıyorsa buna biz şart cümlesi diyoruz. Şart anlamı da genellikle sa se ekiyle sağlanır. Örneklerimize hemen bakalım. Bana yardımcı olursanız büyük işler başarabileceğime inanıyorum. Burada dikkat edin. Olursanız ifadesindeki sa se şart ekini göreceksiniz. Bir diğer cümle. Çözüm üretmezsek problem daha da büyür. Ameliyat olmazsa sakat kalırmış. Her insanda bir kusur bulursan çevrende kimsenin kalmadığını
görürsün. Dikkat edin, bu cümlelerde sase şart 2 ile yapılan cümle şarta bağlanmış. Arkadaşlar, şart anlamı sase 2 olmadan da sağlanır. Şu örnekler bunun bir örneğidir. Yarın erkenden burada olmak kaydıyla şimdi gidebilirsin cümlesinde dikkat edin, sase şart 2 yok ama şart anlamı sağlanmış. Kalemimi iade etmek üzere almıştı. Yani iade etmek şartıyla almıştı. Parayı veren düdüğü çalar. Planlı çalışmadıkça veya çalışılmadıkça başarı elde edilemez. Ödevlerini yapacaksın. Maça öyle gideceksin. Arkadaşlarınla sen de gidebilirsin ama eve erken döneceksin. Güneş doğsun da gidelim. Bu cümlelerde şart anlamını ne yapmaktayız görüyoruz. Fakat sase şart 2 kullanılmış. Bir diğer cümle çeşidimiz cümlede anlamda saptama yani tespit cümleleridir arkadaşlar. Bir nesnenin, bir durumun ayrıcı özellikleriyle tanınması ya da bir konunun gözleme veya ölçüye dayalı ayrıntılarla belirlenmesidir. Başka bir ifadeyle mevcut bir durumla ilgili tespitte bulunulmasıdır arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Tren istasyonları bu sanatçının romanlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bakın burada bir tespit yapılıyor. Romandaki bu yazarın romanlarıyla ilgili. Batı dünyasında özellikle trajediden sonra filozoflar sayesinde yazarlık bir meslek haline geldi. Ülkemizde son yıllarda ahşap yapı sayısında bir artış gözlemlenmektedir. Bakın arkadaşlar bu cümlelerde var olan bir şeyi tespit edip ortaya koyma anlamı var. Gene devam edelim örneklerimize. Bu dergide anne sütünün çocuk üzerindeki etkilerini bulabilirsiniz. Ergenlik döneminde kişilerin geçirdiği bunalım veya bocalamalar meslek seçimini de olumsuz yönde etkiler. Eskiler Ebru için yağmur suyu kullansa da artık genellikle saf su tercih edilmektedir. Özdemir Asaf okuyucusuna yoğun bir duyarlılıkla çarpıcı sözcükler seçtiğini sezdirmeden küçük dizeler halinde şiirler sunar. Çevremizde bulunan her malzeme ancak ustasının elinde değer kazanır. Günümüz okuru çok satılan kitaplara ilgi gösteriyor. Kitapların değerini kaliteleri değil satış miktarları belirliyor. Cümlelerinde arkadaşlar tespit anlamını ne yapıyoruz görüyoruz. Değerli arkadaşlar bir diğer cümlede anlam konusuyla ilgili cümle çeşidi çıkarım cümleleridir. Bir yargıdan hareketle başka bir yargıya varma, başka bir yargıyı çıkarma işlevine biz çıkarım cümleleri diyoruz arkadaşlar. Bu anlamı veren cümleler çıkarım cümleleridir. Şimdi örneklerimize bakalım. Bugün çok mutsuz görünüyor. Demek ki dün gece yine kavga ettiler. Yazar 5 yılda 8 kitap çıkardı. Bu da onun üretici kişiliğini gösteriyor. Şair son eserinde sanatlı ve ağdalı bir anlatım kullanmış ve 30 bin satmıştır. O halde sanatlı anlatım yapan yazarlar çok satmaktadır. Cümlelerinde dikkat edin, çıkarım yapılmış ve çıkarım cümlesi olmuş. Bununla ilgili son bir örnekle geçelim. Yapıtları üzerinde yazılmış inceleme yazılarının sayısı onun nitelik açısından ciddi bir okur kitlesine sahip olduğunu gösterir. Burada da gene bir çıkarımın olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bir diğer cümle çeşidi yakınma cümleleridir. Cümlede anlam konusu içinde. Yakınma cümleleri nedir? Arkadaşlar şikayet eder bir tavırda anlatma, sızlanma anlamındadır. Yakınma daha çok başkalarına ve çevreye ait davranış ve gelişmelerle ilgilidir. Bir kişiden duyulan rahatsızlığı başka birine anlatmaktır. Şimdi üniversite sınavlarında çıkan iki örnekle bunları görelim. Söyleyin, söyleyin kim anlar derdimden, kim alır yarı yolda kalmış selamımı? 1999 yılında ÖSS'de çıkan bir soru arkadaşlar, mısralar halinde. Bakın burada bir yakınma cümlesi görüyoruz. Devam edelim. Yıllarca Yunusların sürü sürü gözlerimin önünden geçtiğini, zamanın hepimizi az rastlanan anların son tanıklarına çevirdiğini nasıl anlatabilirdim onlara cümlesinde de gene bir yakınma var. Bu da 2005 yılında ÖSS sınavında çıkan bir soru. Devam edelim arkadaşlar örneklerimize. Başlığı ile içeriği birbirine uymayan yazılar bizi çok zorluyor. Bir haftadır hasta yatıyorum. Kimse bana nasılsın diye sormadı. Dikkat edin yakınmayı görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Boş boş geziyor, hiçbir işe elini sürmüyor. Çevreyi koruma konusunda büyükler küçüklere iyi örnek olmak yerine kötü örnek oluyor cümlesinde yakınmayı görüyoruz. Gene hadi perdelerimizi açtık diyelim, masraflarımızı çıkaramıyoruz, destek görmüyoruz ki devam edelim cümlesinde de bir yakınma görüyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bir diğer konu sitem cümleleri cümlede anlamda. Arkadaşlar birbirine karşı duyulan kırgınlığı belirten cümleler sitem cümleleridir. Bir kişiden duyulan rahatsızlığı kişinin kendisine söylemektir. Şimdi örneklerimize geçelim. Hadi
Hadi gelmedin, bari bir telefon etseydin. Hani bana karşı dürüst olacaktın? Yemekten bana niye ayırmadınız? Bir yudum mutluluğu çok gördünüz bize. Buraya geldi de hasta babasını ziyaret etmedi. Her hafta sonu toplanıp kıra gidersiniz de beni çağırmazsınız. İnsan kendisine bunca emeği geçen insanı bir kere de olsa arayıp sorar. Söz verip daha sonra da sözünü unutuyorsun. Derste sürekli konuşup dersinin akışını kesiyorsun. Cümlelerinde arkadaşlar sitem cümleleri olarak bizi ne yapmakta? Karşılamak. Değerli arkadaşlar, bir diğer cümle çeşidi kinayeli söyleyiştir. Arkadaşlar, kinayeli söyleyiş alaylı söyleyiştir. Bir gerçeği vurgulamak için sözün imalı olarak tam karşıt anlam verecek şekilde kullanılmasına biz kinayeli söyleyiş diyoruz. Bu tür cümlelere de kinayeli cümleler diyoruz. Örneklerimize geçelim. Pazar tezgahındaki malı beğenmeyip de gittiğinizde arkanızdan açılan ağızların iltifatını hiç duymayın. Arkadaşınızın ciddiyeti derste sakız çiğnemesinden belli oluyor. Bu adamın başarısına diyecek yok. Baksanıza nasıl batırdı çalıştığı şirketi. Eh, bu hızla gidersek okula belki yarın sabah varırız. Cümlelerinde kinayeli sözleri, kinayeli söyleyişi görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, bir diğer cümle çeşidimiz doğrudan anlatım içeren, doğrudan anlatım ifade eden cümlelerdir. Bir başkasının sözlerini olduğu gibi aktarmaya biz doğrudan anlatım diyoruz. Başkasına ait cümle genellikle tırnak içinde verilir. Çünkü başkasına ait olduğu için bir alıntı niteliği karşılar. Dolayısıyla alıntı cümlelerde tırnak içinde verilir. Hemen örneklerimize bakalım. Hasan, ben başka insanlara benzemem dedi. Dikkat edin, ben başka insanlara benzemem ifadesi Hasan'a ait bir ifade olduğu için tırnak içine alıyoruz. Arkadaşım, bu kitapta zor sorular var diyor. Cümlesinde de arkadaşının ifadesini, yargısını tırnak içinde bu kitapta zor sorular var şeklinde ne yapıyoruz? Tırnak içinde gösteriyoruz ve arkadaşın sözünü aktarmış oluyoruz. Napolyon, imkansız aptalların sözlüğünde bulunur diyerek insanın isterse her şeyi yapabileceğini belirtir. Spiker, hava sıcaklıkları bu hafta azalmaya başlayacak dedi cümlesinde de gene biz arkadaşlar ne yapıyoruz? Doğrudan anlatımı görüyoruz. Arkadaşlar, bir diğer cümle çeşidi dolaylı anlatım cümleleridir. Burada da cümlede başkasına ait sözlerin biçimce değiştirilerek aktarılmasıdır. Söyleyenin yorumunu katmasıdır. Örneklerimize bakalım. Hasan, kendisinin başka insanlara benzemediğini söyledi cümlesinde Hasan'ın sözünü kendi yorumunu katarak kişi ne yapmakta? Söylemekte. Burada benzemediğini şeklinde ifade eden cümleye bakın, kelimeye bakın arkadaşlar. Burada bir fiilimsiyle yorumunu katmış. Bir başka cümle, arkadaşım bu kitapta zor soruların bulunduğunu ileri sürüyor cümlesinde de gene bakın fiilimsiyle yorumunu katıyor ve arkadaşının cümlesini kendi yorumuyla karşı tarafa iletiyor. Napolyon, imkansızın aptalların sözlüğünde bulunacağını ifade etmiş cümlesinde de bakın hem bir önceki doğrudan anlatımda ifade ettiğimiz cümleyi burada dolaylı olarak ne yapmış? İfade etmiş. Bulunacağını ifade etmiş. İfadesinde bulunacağını fiilimsisiyle yorumunu ne yapıyor? Söyleyen kişi katıyor. Spiker hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtti. İfadesinde de aynı şekilde dikkat edin doğrudan anlatımı dolaylı anlatıma ne yapmış? Çevirmiş. İdare deneme sınavı yapılacağını açıkladı cümlesinde de gene bir dolaylı anlatım var. Arkadaşlar, bir başka anlam bakımından cümle çeşidi hayıflanma cümleleridir. Arkadaşlar, hayıflanma şudur. Kişinin yapmadığı işten ya da kaçırdığı bir fırsattan dolayı üzüntüsünü ifade etmesidir veya üzüntü duymasıdır. Buna biz hayıflanma diyoruz. Şu örneklere bakalım. Keşke önceden bildirseydin bu durumu bize. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Yaz göç ediyor, ne yazık yine güz. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız, hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da ayrıldı yollar bir bir gittikçe artıyor yalnızlığımız. Derken şair bu bentte bir hayıflanmayı ifade ediyor şiir şeklinde arkadaşlar. Evet, bir diğer cümle ve anlam çeşidimiz arkadaşlar üslup yani biçem anlamı veren cümlelerdir. Üslup sanatçının arkadaşlar yazım tekniği, anlatım biçimidir. Eğer cümlede sanatçıyla ilgili sanatçının üslubu, yazım tekniği, anlatım biçimi konu ediniyorsa o cümle üslup dili iyi ya da kötü kullanma, yabancı sözcük kullanıp kullanmama, cümleleri devrik ya da düz kurma,
Uzun veya kısa cümleyi tercih etme, akıcılık, yalınlık, duruluk, anlatımın sağlamlığı, kelime seçimindeki titizlik gibi kavramlar arkadaşlar üslupla ilgilidir. Yazıda içerik, konu ayrı, üslup ayrıdır. İçerik, konu ne anlatılıyor sorusunun cevabıdır. Üslup ise nasıl anlatılıyor sorusunun cevabıdır sevgili arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Gelelim bir başka cümle çeşidine. Öz eleştiri cümleleri. Arkadaşlar yazarın kendini eleştirmesi durumuna biz öz eleştiri diyoruz. Eğer cümlede yazar kendini eleştiriyorsa bu öz eleştiri cümlesidir. Başarısızlığımızın en önemli nedeni yapıtlarımızı oluştururken kendimizi toplumdan soyutlamamızdır cümlesinde bu öz eleştiriyi yazarın kendi kendine yaptığını görüyoruz. Geleneksel şiir anlayışımızdan bütünüyle bağımsız şiirler yazdığımdan şiirlerim okur tarafından benimsenmedi ifadesi de gene bir öz eleştiri cümlesidir. Şimdi 1997 ÖSS'de çıkan bir sorudaki cümleye bakalım. O zamanlar içinde bulunduğum koşulları değerlendiremediğim için çok yakınımda olan mutsuzluğu göremez, onu çok uzaklarda arardım cümlesi de gene bir öz eleştiri cümlesidir. Arkadaşlar bir diğer cümlede anlam konusuyla ilgili cümle yapısı çeşidi özgünlük ifade eden cümlelerdir. Arkadaşlar özgünlük yazarın kendi üslubunu oluşturması, kimseyi taklit etmemesi ve kimseye benzememesidir. Eğer yazarın kendi üslubunu oluşturmuş, kimseyi taklit etmemesi, etmediği ve kimseye benzememe durumu ifade ediliyorsa cümlede bu cümleler özgün cümlelerdir. Evet, şimdi bakalım. Yazdıklarına damgasını vurmasıdır yazarın. Eserlerinde güçlü sanatçıların rüzgarlarının esmemesidir. Herkesten farklı şeyler söylemesidir ve apayrı bir hava oluşturmasıdır. Bunlar özgürlüğün olmazsa olmaz örneklerindendir. Arkadaşlar bir diğer cümle çeşidi ise kanıksama cümleleridir. Çok tekrarlamak yüzünden tepki veremez duruma gelmeye biz kanıksama diyoruz arkadaşlar. Asla olmaz denilen şeylerin zamanla olabilir olması karşısında alışılır hale gelinmesidir. Bir çeşit kabullenme ve duyarsızlaşma durumudur. Şimdi şu örneklere bakalım. Burası Türkiye kardeşim. Olur böyle şeyler cümlesinde bir kanıksanma, bir kabullenme var. Gevezelikleri bizi etkilemiyor artık cümlelerinde de yine bir kanıksanma anlamı var değerli arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri işittiğimizde biz kanıksıyoruz bu durumları. Yaşlı, normal giyimli bir kadın elinde poşet, pazar çöplerinin arasından işe yarayabilecek yiyecekleri seçiyor. Yine bir kadın çocuğu kucağında gecekondusunun çatısına çıkmış, yıkıma gelen panzerlerle karşı karşıya dehşet içerisinde. Esenler'de katliam diye başlıyor televizyondaki haber. Karısına kızıp tüm ailesini öldürmüş biri. Yine bir genç Boğaz Köprüsü'nün parmaklıklarına tutunmuş, öfkeli ve çaresiz bir şeyler bağırıyor, etrafına toplanan kalabalıklar seyrediyor. Ha atladı, ha atlayacak. Bu cümlelerde arkadaşlar gene kanıksanmayı görmekteyiz. Bir diğer cümle çeşidimiz ise sayıp dökme anlamı içeren cümlelerdir arkadaşlar. Burada Fransızcadan gelen enumeration söz sanatı terimi olarak kullanılır. Bir işin türlü hallerini, bir şeyin bütün parçalarını zihne çarpacak şekilde ard arda sıralayıp söylenmesine arkadaşlar sayıp dökme anlamı veren cümleler diyoruz. Burada eş görevli kelimeleri peş peşe sıralamaktır bu cümlelerin anlamını veren yapı arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir mühendisi, bir şairi, bir doktoru, hatta ismini bile ömrümüzde işitmediğimiz herhangi bir mesleğe mensup birini hiç anlamadığınız bir işten dolayı beğenir gibi olunuz derhal cümlesinde kırmızıyla gösterilen bölümler bu eş görevli kelimelerin peş peşe tekrarlanmasıyla oluşmuş sayıp dökme anlamı bildiren bir cümledir arkadaşlar. Devam edelim. 2012 KPSS'de sorulan bir soru arkadaşlar. Her şeyi göze alanlar aysız bir gece vakti yalnız kabı kacağı, tası tarağı, yatağı yorganı değil, ellerindeki nasırı, soldukları dağ kokusunu, içlerindeki sesleri, dedelerinin anlattıkları göç hikayelerini yaşayıp biriktirdiklerini ne varsa güçleri yettiğince yüklediler kamyona. Ama kamyona yüklediklerinden daha çoktu geride bıraktıkları. İnsan ne kadar da sırtlanıp nereye kadar sürükleyebilirdi ki çocukluk vatanını? Şimdi burada arkadaşlar kırmızıyla görülen kabı kaçağı, tası tarağı, yatağı yorganı, gene ellerindeki nasırı, soldukları dağ kokusunu, içlerindeki sesleri, dedelerinin anlattıkları göç hikayelerini. Bakın dikkat edin bunlar eş görevli kelimeler tekrar etmiş, tekrar ederek alınmış. Burada bir sayıp dökme anlamı oluşturulmuş bu cümlede.
Gene 2011 LYS'de arkadaşlar bir başka paragraf verilmiş ve soru sorulmuş. Hemen bakalım. İstanbul'un İstiklal Caddesi, eski adıyla Cadde-i Kebir yani Büyük Cadde. Ortasında tramvay yolu. Cadde boyunca dizili dükkanlar, pasajlar, sinemalar, hanlar. İstiklal Caddesi'ne paralel olarak uzanan Beyoğlu'nun arka sokakları. Niye arka sokaklar diye biliniyor. Ne bileyim, belki de itilmişleri, kakılmışları barındırdığı için böyle anılıyor. İşte eskicilerle, antikacılarla, film şirketlerine kostüm, aksesuar kiralayan dükkanlarla dolu bir han. Artistler, figüranlar sık sık gelir giderlerdi bu dükkanlara. Hanın çaycısı, artistlerin çoğundan imzalı fotoğraf almış, çay ocağının derme çatma panosuna asmış. Bir diğer cümle çeşidi ise yineleme bildiren cümlelerdir arkadaşlar. Anlatımın etkisini güçlendirmek için bir sözcüğü ya da sözcük grubunu art arda tekrarlamaya tekrir denir. Yani yineleme denir. Aynı zamanda bu bir söz sanatıdır arkadaşlar. Tekrir sanatı. Tekrir sanatı eğer soru anlamı taşıyan sözcüklerle yapılırsa, istifham, ünlemlerle yapılırsa nida adını alır. Aynı zamanda bunlar söz sanatları konusu içinde de sevgili arkadaşlar görülen bir cümle çeşididir. Bu cümle çeşidiyle söz sanatı yapılır. Hadi uyan, aydınlığa çık da çil gözlerin ışısın. İlk yazlar sıcağı biriksin. Yoksul olsan da uyan. Garip olsan da uyan. Madem ki güzelsin, güzeli yaşatmak için. Madem ki iyisin, iyiliği yaşatmak için. Madem ki umutlusun, umudu yaşatmak için hadi uyan. Dikkat edin arkadaşlar, burada hadi uyanlar, mademkiler, dikkat edin, tekrir yapılmış ve tekrir sanatıyla bizi karşılamış. Devam edelim. Bir candır bu, bir andır bu. Giden gelmez bir handır bu. Dağ taş değil insandır bu. Gelsen de bir, gelmesen de. İfadelerinde de gene tekrir sanatını bakın görüyoruz. Bu kelimeleri, sözcükleri ile ne yapılmış arkadaşlar? Tekrir yapılmış. Gene akşam, yine akşam, yine akşam bir sırma kemerdir suya baksam ifadelerinde de bunu görüyoruz. Ahmet Haşim'in şiirinden alınan bu beyitte arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir diğer anlamına göre cümle çeşidimiz anlam bakımından sessel yinelemelerin yapıldığı cümlelerdir. Kelime sonunda harflerin veya eklerin tekrar edilmesi durumuna biz sessel yineleme diyoruz arkadaşlar. Sesleriyle, renkleriyle, bakışlarıyla ifadelerinde bakın ek tekrarıyla bir sessel yineleme yapılmış. Nehrin suları baharda coşar ve bazen yatağına sığmaz taşar ama yazın durulur, dingin akar. Bereketli ovaların toprağı onun sularıyla coşar. Suyunu içirir, insanları serinletir ve elektrik olur, kenti aydınlatır. Cümlelerinde, ifadelerinde arkadaşlar bakın eklerle ne yapılmış? Sessel yineleme yapılmış. Bir diğer cümle çeşidimiz ise öykünme cümleleridir arkadaşlar. Cümlede anlam konusu içinde. İmrenerek taklit etmeye biz öykünme diyoruz. İmrenerek taklit etmektir arkadaşlar öykünme cümleleri. Başka birinin davranışlarını benimseme amacıyla olduğu gibi yinelemektir öykünme. Bu tür anlamı ifade eden cümleler öykünme cümleleridir. Burada bir notumuz var arkadaşlar sizlere. Cümle anlamıyla ilgili olarak beğenme, üzülme, özlem, acıma, pişmanlık, ön yargı, kararsızlık, tehdit, öneri, genelleme, gerçekleşmemiş beklenti gibi kavramların varlığı ya da yokluğu da size sınavda sorulabilir arkadaşlar. Cümleyi okurken bu kavramlara da ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Şimdi birkaç örnek üzerinde duralım. Yürüyüşünde bile bir asalet var adam derken bir beğenme var. Dikkat edelim. Bu sanatçımız yıllarca yılmadan çalıştı. Her çalışmasında yeni bir şeyler ortaya koydu. Çağdaş ve evrensel bir çizgiye ulaştı. Burada da bir beğenme söz konusu. Küstüğümüzü duyunca bizi barıştırır sanmıştın cümlesinde ise gerçekleşmemiş bir beklentiyi görmekteyiz. Buraya gelince bizi de ziyaret eder diyordum cümlesinde gene gerçekleşmemiş bir beklenti görüyoruz. Dar günlerimizde bize yardım edeceğini düşünmüştük cümlesinde de gene gerçekleşmemiş bir beklentiyi görmekteyiz değerli öğrenciler. Devam edelim. Şimdi de ön yargı cümlelerine bakalım. Üzülerek söyleyeyim ki bu kampanya tutmayacak. Bu çocuk adam olmaz. İkisinin dostluğu fazla sürmez. Bizi görür görmez yine bağırıp çağıracak. Bakın bu dört cümlemizde de ön yargıyı ne yapmaktayız? Görmekteyiz değerli arkadaşım. Şimdi öneri cümleleri üzerinde duralım. Bu romanın bir de İngilizcesini okumanızın bakış açınızı değiştireceğini düşünüyorum. Akçakoca'ya gidince mutlaka uğrayın Ceneviz Kalesi'ne. Güzel şiir yazmak isteyenler tüm şairleri okumanız çıkarınız gereğidir. Cümlelerinde arkadaşlar öneri yapıldığını, öneri anlamı olduğunu
görüyoruz. Şimdi genelleme cümlelerine bakalım birkaç tane. Dünyanın bütün ülkelerinde polisiye romanlar çok satar. Sıcak ülkelerin insanları heyecanlı olur. Yazarlar yaşlılık dönemlerinde üne kavuşurlar. Bu cümlelerde de genelleme anlamını görmekteyiz. Evet, değerli arkadaşlar, böylelikle cümlede anlam konusuyla ilgili konularımızı görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde paragraf düzeyinde anlama geçeceğiz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımızda diğer konularla ilgili oynatma listemizde konularımızla ilgili videolarımız mevcut. Oynatma listemizi tıklayarak oradaki konu içeriklerimizi izleyebilirsiniz, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ben hepinize sevgiler sunuyorum. Bir sonraki videomuzda TYT konusuyla ilgili videomuzda paragrafta anlam konumuzda baş başa olmak üzere hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.